Geride kalan 2022-2023 sezonunu 12 galibiyet, 15 beraberlik, 9 mağlubiyet alarak 51 puanla 8. sırada tamamlayan Konyaspor'da yeni sezon öncesi olağanüstü genel kurul kararı alındı. Sezonun bitmesiyle birlikte Yeşil Beyazlı ekibi gelen futbolculardan çok giden futbolcular ve takımdan ayrılacağı konuşulan isimler meşgul etmeye başladı. Ara transfer döneminde kiralık olarak kadroya dahil edilen Marlos Moreno, Mahir Emreli, Buhalakis ve Pozzuolo'nun sözleşme sürelerinin bitmesiyle birlikte futbolcular takımlarına döndü. Öte yandan geçtiğimiz yaz transfer döneminde Başkan Fatih Özgökçe'nin büyük umutlarla Rijeka'dan transfer ettiği Pavicicim ve hücum hattının en tehlikelilerinden olan Endri Çekici'nin takımdan ayrılması taraftarlar nezdinde neler oluyor sorusunu sordurtmuştu. Bu süreçte takıma katılan isimler de oldu. Fakat bu isimler kiralıktan dönen oyunculardı. Pilot takım 1922 Konyaspor'dan Ozan Can Oruç, Fatih Mankır, Ahmet Karademir ve Çağdaş Şendur'un yanı sıra Arabistan'ın AK Alej takımına kiralanan Sokol Çikaleşçi de takıma dönen isimlerdi. Geride kalan sezonu Konyaspor'da kiralık olarak geçiren Marlos Moreno'nun bonservisi alınırken Kasımpaşa ile yollarını ayıran Yunus Mallı da Yeşil Beyazlıların transferleri olarak dikkatleri çekmişti. Oyuncular takımın ikinci etap Erzurum kampında yer alsa da resmi transfer duyurusu halen yapılmadı. Konyaspor'da son gelişme ise olan haftalık yönetim kurulu toplantısında yaşandı. Başkan Fatih Özgökçen yönetiminde başlayan toplantıda olağanüstü genel kurula gitme kararı çıktı. 1 Ağustos Salı günü Selçuklu Kongre Merkezi'nde sandık başına gidecek Yeşil Beyazlı delegeler Konyaspor'un başkanını seçecek. Ama 913 milyon 705 bin TL.